Riverextra hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili Murat Özoğlu, İhsan Tarkan Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Murat abi'nin şiiri sonrasında yine tüylerimiz diken diken oldu. Murat abicim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizim sesçi arkadaşta evet sanki bir arabatı gibi <laughs> önce çok yavaş sonra ise hızına yetişemedim. İnanılmaz bir gazcı. Fulledir. Tebrik ediyorum kendisini. Evet. Demek ki ona ben programdan önce gazı verince o da bir anda böyle gaza gelmiş. Alkışlıyorum sesçi kardeşimi. İnanılmaz bir performans ortaya koydu. Tebrikler. Efendim Survivor 2023'e Asena veda etti. Geçen hafta başrol isimlerden bir tanesi Aziz veda etmişti. Bu haftada onun en önemli rakibi Asena Survivor 2023'e veda etti. Şaşırdık mı diyeceğiz? Bence yorumcularımız şaşırdı. Tahminlerimizi konuşacağız. Evet. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Furkan dede öncelikle seni tebrik ediyorum. Oh. Neden dersen Aa, bu ayı masada ayı. üç Aa. tane hat-trick yapan yorumcu vardı. Birisi masamızın çiçeği, diğeri lordumuz ve bendeniz. Üçümüz de dedik ki Ertuğ elenecek dedik. Ama ve lakin sen ise İnanılmaz bir analiz yaptın. Çok teşekkür Yani seni bir analiz rekortmeni yapıyorum bundan sonra. Dedin ki Ertuğ elenmez çünkü dedin Ertuğ'un oyları dedin gelecek dedin ve diğerlerine yönettin halkı. Yani dedin ki ben size bir şey yöneltmedi. Ya bari, derken, bir yor, abi yorumlarında yani. yani yorumlarında kafa olarak o <laughs> tamam, tamam. yatma olarak değil yani programı seyredenleri dedin ki inanılmaz bir analiz yaptın ve dedin ki. Bunların içinden dedin Ertuğ elenmez çünkü Ertuğ'un bir dedin böyle bir oy potansiyeli var yani ne düşündüysen Ertuğ ile ilgili helal olsun seni tebrik ediyorum. Yani şarampole sen şarampole yuvarlanmadın sen ağaca takıldın yani tam düşerken orada bir ağaç vardı o ağaca takıldın ve bizi attın şarampole ama sen durdun. Şöyle, Helal olsun. Bak şöyle diyebilir miyiz? Ben asfaltın kenarından mıcır'a çıktım, Evet mıcır'dan <laughs> kırdım ama kırdım. kırdım Direksiyonu kırdım, kırdım. Tekrar oradan bir Bravo. tuttum yolu tuttum, tuttum yani. Yolu tuttum ve analiz olarak inanılmaz bir performans ortaya koydum. Biz Ertuğ ise, kaldı. Ertuğ, Ertuğ kaldı şu anda. Biz üçümüz üçümüzde Ertuğ gider dedik. Tabii ki bizim de içlerinde bizim de bir takım ufak tefek söylemlerimiz oldu ama tabii üçümüzde direkt Ertuğ dediğimiz için sen bir anda bu üçünün arasından. Böyle bir 3 tane, tane siyan arasından evet. bembeyaz bir boncuk olarak çıktın. Çok oh, teşekkür ederim Murat abi. Beni mahcup ediyorsun şu anda bu iltifatların. Özellikle İhsan Tarkan'ın da ne tepki vereceğini ben buna çok merak ediyorum. Evet. Çünkü ondan da bazı iltifatlar duymak istiyorum. Çok zor duyamazsın. Duyamam değil mi? Çok imkansız. İhsan Tarkan şu anda diyor Olur ki şöyle. Murat Özar'ı diyor Furkan Dede'ye diyor. Evet. Böyle bir şey yapıyor yani söyleyemiyorum şu anda tabii ama. Hani böyle biraz onu kayırıyor diyelim. Tabii. İhsan öyle. Düşünüyor evet, mudur evet, acaba? Evet. Düşünüyor mudur? Şimdi mesela sen ganyan örneği veriyorsun değil mi? Tabii, yani i̇şte evet. şu kadar ganyan, bu kadar ganyan. Şimdi at yarışı. Evet. Yani Senin anlattığına göre elindeki kuponla Furkan dede şeye gittiğinde bankoya gittiğinde evet. ben kazandım bana parayı verin dediğinde ne diyecek bankodaki adam? Hayır, tıraşı ama, bırak diyecek. Hayır tıraşı bırak derken şöyle bir şey var. Ben sonuç itibariyle Asena e elenir, Cansu elenir Ertuğ elenir kısmında ben Asena'yı bildim demiyorum. Ben sadece Analyz bütün yaptı. Çok bütün güzel masa yaptı. Ertuğ elenir dedi. Evet. Ben dedim ki ben Ertuğ'un kalacağını düşünüyorum. Cansu veya Asena'yı %50 olarak evet. görüyorum. Cansu elenir dedim ilk başta. O evet. Cansu olmazsa Asena yani Ertuğ kalır. Ya yani benim aslında mevzu Ertuğ'un kalmasıydı. Önemli olan aslında Asena'yı bilmek değil Ertuğ'un kalması. Tabii. Ertuğ ki bundan sonra da bu elemeyi geçtiğine göre daha kimleri eler? Onları da tartışırız. Evet. Çünkü gerçekten Survivor'ın gidişatına gidişatın değiştiren bir eleme olduğu kesin. Bundan sonra artık final adaylarımız bile değişebilir. Onların tahminlerini de alacağım sizden. Asena'nın vedası ile ilgili başlayalım Murat abicim hemen. Neler söyleyeceksin Şimdi Asena'nın vedası zaten hani şu anda ben sana söyleyeyim. Zaten Asena'nın gitmesini isteyenlerin çok olduğu zaten ortaya çıktı. Oylardan. Yani bu konu hakkında bir fazla yorum yapmanın alemi yok. Neden dersen demek ki çoğu kişi Asena'nın orada kalmasını istemiyormuş ki Ertuğ'a oylar yağmış, Cansu'ya oylar yağmış ve baktığın zaman da Asena oradan ayrılmış. Asena oradan ayrıldığına göre zaten şu anda bizi izleyenlerin çoğunun düşüncesini ben sana söyleyeyim. Şu anda hissediyorum. Diyorlar ki oh diyorlar yani Asena'nın gitmesini istediler. Şu anda zevkten dört köşe bayram yapıyorlar. Asena oradan gitti diye ve diyorlar ki Murat Özarı da şu anda bu gece mesela çok üzgün diyorlar. Evet doğru üzgünüm. Ben geri bir hiç bir zaman yapan bir adam değilim. Asena'nın gitmesine şu anda ben üzüldüm çünkü ben Asena'nın oradaki duruşunu, tavırlarını, halini beğenen bir yorumcuydum. Ha beğenmeyenler olabilir. Herkesin birbirine saygı duyması lazım. Ben Asena'nın o dik duruşunu, kimseye tabiz vermişini zaten şiirinde de yazıyor, söylüyorum. Uymadın hiç planlarına, yakalandın onların ağına, gitmedin kimsenin suyuna. Hı hı. Şiirde de var. Zaten şiirde de duygularımı açıklamışım. Onun için de Asena'nın gitmesine ben üzülmüş olabilirim ama benim bu gece az sayıda benim gibilerin az sayıda olduğu zaten ortaya çıkmış oldu. Yoksa Asena kalırdı orada. Kalmadığına göre şu anda zevkten dört yaşı olanlar, takla atanlar Asena'nın gitmesine şu anda onlar haklı çıkmışlardır. Başımız üzerinde yerleri vardır. Asena gitmiştir ama Asena giderken de şunu da söylemek gerekiyor. Asena gitmiştir ama ve lakin baktığın zaman da Asena'da Survivor'a çok şeyler katmıştır. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. İyisiyle katmıştır, Kötüsüyle katmıştır. Baktığın zaman bir Asena'sız bir Survivor şu ana kadar ben düşünemiyordum. Çünkü Asena şu ana kadar Survivor'da her şeyini yaptı. Sevenleri de oldu, sevmeyenleri de oldu. Siyah da oldu, beyaz da oldu. Hiç grisi olmadı. Ve Asena'nın Survivor'a katmış olduklarını uzun yıllar konuşacağız. Yani Asena geldi de Survivor'da elendi gitti değil. Asena bayağı bir şeyler yaptı. Oradaki insanları mesela şu çok önemlidir. Bir insanın çok seveni olması, çok sevmeni olması o insanın önemli bir insan olduğunu gösterir. Yani o zaman kardeşim herkesin sevdiği bir insan vardır veya herkesin sevmediği insan vardır. Ama bu kadın orada inanılmaz şeyler yaparak bayağı bir kitlenin onu konuşmasına neden oldu. Biz de bu masada Bayağı bir Asena'ya konuştuk. Her masada konuşuldu Asena. Konuşulmayan masa yoktu ki. Onun için de Asena'yı hiçbir zaman unutmayacağız. İyisiyle kötüsüyle Survivor'da bir Asena vardı. Damgasını burada Survivor'a gitmiştir. Yolu açık olsun. Bundan sonra da zaten şöyle şimdi bu Survivor şöyle. Yani şimdi Asena oradan gitti diye şu anda sevinenler de ömür boyu Asena'ya Gıcık olacak veya Asena'yı sevmeyecek diye de bir şey yok. Yarışma bitmiştir. Yani yarışma Asena için bitmiştir. Bundan sonra da Asena'nın bir hayatı olacaktır. Onun için de herkesin bence bundan sonra Asena'nın hayatının iyi gitmesini düşüneceğini. Yani kimsenin de kan davası olacak hali yok. Veya Siz izleyenler şey yok. bakımından mı söylüyorsunuz bunu? Adada kalan yarışmacılar için mi söylüyorsunuz? Onu tam olarak anlayamadım. Yani kan davasına dönüştürecek olan kim? Asena kan davasına karşısında. dönüştürecek yani onu sevmeyen izleyici İzleyici niye kan davası açıyor? işte onu uzunlar. diyorum yani. Abi 24 saat sonra her şey unutuluyor. E, tamam işte onu yani, diyorum zaten. yani. Ama şu anda mesela şu anda seviniyorlar mesela. Ben biliyorum yani şu anda Arsenal'ın gitmesine çok sevinen e, abi, var. Ama olurdu yarın öbür gün unutulacak öyle bir şey olmayacak ki. Yani... Yolda görse mesela Arsenal'ı gidip yani çok güzel yarıştığı sevecek. Siz zaten sevecek bir de şöyle ya. bir şey var. Siz sezon boyunca Asena'yı savundunuz. Evet. E, sempatiniz de vardı Asena'ya karşı. Vardı. Şu anda elenmesine üzülmeniz kadar da doğal bir durum olamaz. Evet. Hani bunu da anlatırken hani bak şimdi ben üzülüyorum ama diye söylemese gerek yok. Çok normal bir durum. Seven insan üzülür yani. Sevdiyseniz üzülürsünüz kızın elenmesine. Şimdi mesela bu akşam Asena'yı sevenler mesela benim gibi Sen sevenler onlar da üzülmüşlerdir. Evet. Ama Asena'yı Asena'nın adadan gitmesini isteyenlerin daha çok olduğu bu gece ispatlanmıştır. Yoksa Asena kalırdı orada. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani. Onun için de yani sevenler de sağ olsun, sevmeyenler de sağ olsun. Bir kadın çıktı oradan yarıştı geldi bitti bu işler geçti gitti abi yani onun için anladın mı? Hayat devam ediyor yani Asene'yi şimdi yolda görse oy asena ben seni sevmiyorum diyen kimsenin olacağını ben düşünmüyorum. Bizim halkımız öyle bir halk da değil gördüm Asene'yi gider yanına merhaba der öper meper yani Evet yani izleyici daha sonrasında seneyi gördüğünde öper öpmez bilemem yani herkesin kendi herkes gibi üzüleni de seveni de olmuştur. Hı -hı. Ee, ama herkesten farklı olarak Asene Survivor 2023'e damgasını vurmuş mudur? Vurmuştur yani... Hı -hı. Murat abinin dediği gibi Asena'sız bir Survivor 2023 ya tabii ki olurdu ama bu Survivor 2023'ten ileride bahsedileceği zaman bir gün mutlaka Asena ismi akıllara gelecektir. Bu bence bir başarıdır bana sorarsan. Ama e, çok ilginç bir pota oldu ve beni de ters köşeye yatırdı bu pota. Ben Ertuğ'u desteklememe ve e, çizgisini beğenmeme rağmen onun eleneceğini düşünmüştüm. Çünkü Ertuğ'un halka ne kadar geçtiğine emin değildim. Ama çünkü Ertuğrul'un geçmesi daha zor. Daha sivri bir karakterin geçmesinden. Herkesin sevini, yani herkesin sevdiği insanları evet ben de sevmem. Bir insanın sevini olduğu kadar sevmeyeni olması da doğal. Bu daha karakterli yani daha en azından sivri bir karakterin olduğunu gösterir. Ve bu sivri karakterler çoğu zaman insanlarda sevmeme güdüsü kadar sevme güdüsünü de arttırır. Dolayısıyla Asena'nın da yarışmada SMS alma anlamında İnsanlara e, bu güdüyü daha çok sağlayacağını düşünmüştüm. Yani sevmeyeni olabilir ama biz orada dediğin gibi kalsın diye SMS atıyorsak ona kalsın diyecek olan daha sivir bir karakter olduğu için, daha ön planda olduğu için daha çok insan olacak diye düşünmüştüm. Ben yanılmışım, seni tebrik ediyorum. Senin analizin bence bu gece tebrik edilmesi gereken analiz. Evet belki Asena elenir demedin ama Ertuğ'un belli bir kitleye hitap ettiğinden emindin ve bu kitlenin çok çalışacağına emindin. Yani aslında benim Asena için düşündüğüm sen Ertuğ için düşündün. Bu bence daha zor olan Ganyan'dı. O yüzden tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Yani biz e, Ganyan'ları çok bilmiyorum ama Murat abi o cümleyi kurmuştu. Biz birebir bir veriyoruz bizim tahminimiz. Yani Çünkü daha kolay favori. olan, Hı -hı. favori olan. Ama sen 1'e 38 demişti hatta hiç unutmuyorum. O 1'e 38 olduğu için bence takdir edilmelisin. Yani kolay olan da yanılmak ya da doğru bilmek daha zor bir şey. E, ama ben de sana şey dediğimi hatırlıyorum. Ertuğ eğer gitmezse o zaman sana gider demiştim. Doğru. Açıkçası bu... Foto'dan şöyle bir mesaj alacağım ben kendi adıma. Ee, birincisi Survivor'ın gidişatı değişti mi? Bence değişti. Bak son iki elemeye bakalım. Aziz, Asena. Halk şu an ne diyor? Hanfendilik, beyefendilik, iyi iletişim, ee, daha belki tatlı dil yani daha sakinlik kazanıyor şu an Survivor'da. Bir Aziz gitti arkasına Asena gitti. Beklediklerimiz olmuyor. Yani aslında belki de. Ertuğ evet çok efendi çocuk. Her ne kadar burada eleştirilse de bir kişi benim karşıma çıkıp da diyemez ki Ertuğ bu sezonun efendi yarışmacılarından değildir. Asla kabul etmem. Ertuğ bu sezonun en efendi, en kin tutmayan en sakin yarışmacılarından biridir. Anlık yükselişleri onun asla asabi bir adam olduğunu göstermez. Biz burada ne asabiyetler dedik Bakınız Asena, bakınız Aziz. Dolayısıyla bunlar bir bir gitti Furkan. Şimdi bence adadakiler de bir soru işareti içerisindeler. Şimdi bana sorarsan Ertuğ bu podadan çıkan bir Ertuğ, Cansu ve Asena'nın arasında bir dava olduğu halde iki kadın arasındaki davada dava aktifken bir üçüncü olarak onlarla potaya giren buradan sıyrılan bir Ertuğ Yusuf'u korkutmuş mudur? Bence korkutmuştur. Şimdi bu iyi iletişim yapan, e, iyi iletişimden kastım yani çok fazla kavgada görmediğimiz iki isim. Oradaki herkesi korkutuyor. Özgür'ü mesela ona geleceğim. Özgür şimdi Asena'nın içindeki çiçeği böceği ışığı gören Özgür. Bu fotoda artık korkmamış mıdır? Ben yani e, şunu gördüm bu akşam. Can suyu bir kavgaya karıştığını görmedik. Onun üstüne gelindi o hep alttan alan taraf oldu. Genelde diyeyim keskin konuşmayayım. Ama Ertuğrul aynı şekilde. Bu isimler üstüne gideni saldıranı elediyse o zaman bence şu an... Ee, herkes bir kendini aynayı kendine çevirmiştir. Ve bence bundan sonraki süreçte iletişimlerde değişiklikler olabilir. Ben bugün izlerken de mesela e, bence Asena'nın elenmeyeceğini, Ertuğrul'un eleneceğini düşünen bir Özgür vardı. Ama böyle Asena ile biraz arasında birazdan geleceğiz görüntülerde. Kötü bir iletişim başladı. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Bundan sonraki hedef artık Yusuf veya Osmancan olamayacağı için nefise tepki çekiyorsa... Asena'ya biraz oklar çevriliyor muydu bu akşam? Ama şimdi okların çevrilmesine gerek kalmadan kız gitti. Dolayısıyla burada bence Ertuğ ve e, Cansu ve Nefise de. Nefise de çünkü be, bana sorarsan o tarafta bir isim artık. Bu yani diğer Osmancan, Yusuf ve Özgür üçlüsünü bence korkutacaklardır. Asena nerede kaybetti dersen bence Asena belli bir yere kadar Seven tarafından tutuldu. Son olarak onu söyleyeyim. Performansı mükemmel olmamasına rağmen bu kadar zor olmasa da zor potalardan çıktı. Ama Asena her ne kadar kabul eden de var etmeyen de var geri vites yapmayacaktı. Asena'nın karakteri bir insanlar yani belli bir gruba karşı duran onlara savaş açan bir karakterken son haftalarda bence bir iki hafta hesabı yaparak bir iki hafta daha kalayım hesabı yaparak yani daha bir iki hafta daha kalayım <laughs> değil ama potaya girmeyeyim hesabı yaparak Özgürlerle Osmancanlarla, Canlarla Ertuğrul'larla <laughs> işte içindeki çiçeği gördüm, ışığı gördüm muhabbetlerine girdiği anda Asena'nın davası kendi tarafından bitirildi. Bence Hak onu burada yani bence Asena burada kaybetti. Ben bunu geri vites olarak telaffuz etmiştim. Hala da bunun arkasındayım. Bunu yapmasa belki evet geçen hafta da potaya girerdi ama belki eğlenmezdi. Geçmiş olsun diyorum. Yolu açık olsun. Buyursun. Asena'ya geçmiş olsun. Ee, bu Survivor için gerçekten önemli bir isim oldu. Ee, yani yaşanan olaylara baktığımız zaman haklı olduğu, haksız olduğu, içinde olduğu, polemiklerinde bulunduğu birçok konusu var. Ve birçok konuda da biz aseni gündeme getirdik. Gerek panoramada gerek ekstrada çok fazla ismi geçen belki de en çok ismi geçen yarışmacıydı. Ee, çok konuşulan bir isim olması aslında iyi bir yarışmacı olduğunu gösteriyor. İyi bir yarışmacı ne demek? Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla hepsiyle beraber topladığımız zaman konuşturan kendisinden bahsettiren yarışmacı demek bence. E, performans olarak belki çok iyi değildi ama kesinlikle kötü değildi. E, bu seneki kadınlar içerisinde performans olarak akıllarda kalacaktır. Hatta şöyle de bir şey söyleyebilirim. Yarın öbür gün Acun abi "All-star yapıyoruz İhsan, sen de yıllardır yorulmuyorsun. Bana her seneden ikişer kişi söyle. Hem kadınlardan hem erkeklerden dese ben buradan hemen söyleyebilirim mesela. Acun abi bana sormadan 2023 Survivor abi kadınlardan Nefise ile Asena, erkeklerden de Özgür ve Yusuf alalım." derim. Mesela hemen benim ikişer kişim hazır. Altına üçüncü kişileri koyar mıyım? Tabii ki koyarım ama benim ilk ikim böyle. Dolayısıyla da ben Nefise'den sonra da Asena'yı burada düşünüyorsam de demek mi? ki bir iz bırakmıştır benim nezdimde. Ve bence sevse de sevmese de birçok insanın nezdinde de Asena iz bırakmıştır Survivor'a. Ee, dediğim gibi çok hataları oldu mu? Oldu. Çok eleştirdik. Hatta diskalifi, diskalifiyenin dibinden döndü yani kenarından döndü. Belki onun üstüne bir büyük daha hata yapsa bu senenin diskalifiye olan bir ismi olabilirdi. O hatayı yapmadı ama böyle biraz sorunlu bir yarışmacı imajı verdi mi verdi. Devamlı böyle kavgalar, polemikler. Yani hiç kimse olmasa sanki böyle tabureyle tartışacak pozisyonda bir yarışmacı imajı verdi bize. Ee, ama şunu söyleyeyim. Ben Asena'nın kötü oy aldığını düşünmüyorum mesela. Evet belki bu masada dördümüzde bilemedik sen Ertuğ dedin. Biz de e, Ertuğ elenmezdi. Biz de Cansu elenmezdik. Aslında o tarafından baktığımız zaman hepimiz de bilmiş oluyoruz. Sen daha zor bir ismin elenmeyeceğini bulmuş oldun. Çünkü biz hepimiz Ertuğ'u gözden çıkardık. Neden? iki kadın arasında gitmesinden dolayı. Ama şöyle bir şey var. E, bunu en son yayınımızda da söylemiştim. Burada ben Asena'nın az oy aldığını düşünmüyorum. Ve dolayısıyla Asena az oy almadıysa nasıl elendi? Demek ki Ertuğ ve Cansu çok oy aldı. Ertuğ ve Cansu'nun çok oy alması ne demek Kalan diğer yarışmacılar için tehlike demek. Yani ben bu saatten sonra mesela Ertuğ'un da, Cansu'nun da final yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra Osmancan düşünsün, Özgür düşünsün, Yusuf düşünsün, hatta Nefise düşünsün. Çünkü bu arkadaşlar iyi oy alıyor. Yani ben aslen e az oy almıştır gitmiştir demiyorum buradaki arkadaşların hepsi yüksek oy almıştır diyorum. Ve dolayısıyla da tehlike çanları artık herkes için çalıyor. Ve ben bu dakikadan sonra da kim elenir açıkçası hiç bilemiyorum ee, diyorum. Ee, başka notlarım da var. Tabii. Ee, başka notlarımdan biri de şu. Buraya yazmışım. Tişörtümü Gökhan çok beğenmiş. Mesaj atıyor. Yayından sonra bana getir diyor. Tamam Gökhan'cığım. Tişört için aynı zamanda sponsorumuza Çağla'ya buradan teşekkür ediyorum. Tişörtte Gökhan kaptı diyorum. Başka da bir notum kalmadı şu an. Evet, evet sevgili Gökhan arada, ve Çağlay'a buradan kocaman selam olsun. İnsana bir şey eklemek istiyorum. Evet. Bence de herkes şimdi onlar düşünsün dedi ama bak Asena'yı oradan çıkarıyorum çünkü Asena da cansulu ve azizli bir potadan çıktı. Yani Asena diyorum Nefise pardon. Hmm. Nefise'yi yani en son <laughs> şu an en az korkması gereken Nefise bence. O biraz daha kendini test etti çünkü bu potalarda. Asenalı bir potaya e, ve cansulu ve Azizli bir potaya girdi ve buradan çıktı. Ama gerçekten bunlarla hiç potaya girmeyen bazı isimler yani özellikle dediği gibi Osmancan Yusuf Özgür bence şu an ciddi anlamda tehlikedeler. Evet şimdi ben Asena ile ilgili şunu söyleyebilirim ki Survivor 2023'ün en sivri karakteriydi. Bıçak sırtı bir karakter. Gerçekten seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Radikal bir isim. Birçok olayda parmak izi var. Kimisi peşinden koştu. Kimisi her olayda onu suçlu buldu. Survivor 2023'ün en çok konuşulan ismi oldu. Aklıma bir söz geldi. Sevgili Hikmet Tuzsuz demişti ki ben Survivor'a şampiyon olmaya gelmedim. Efsane olmaya geldim diye. Asena'da şampiyon olmadı ama en çok konuşulanı o oldu. Ee, bu da bence bir başarıdır. Sonuç itibariyle diskalifiye olmadan da bu yolu tamamladı. Çok radikal bir hatada üst üste bulunsaydı diskalifiye olurdu ve yolunu tamamlayamamış olurdu. Açıkçası Buraya kadar gelmesini de ciddi anlamda başarılı buluyorum. Çünkü böyle bir sivri karakterin bu kadar uzun süre Survivor'da kalabilmesi de ayrıca bir başarıdır. Mesela Aziz de sivriydi ama 13 tane potoya girdi. Asena e bu kadar potoya da girmeden kendini Survivor'da bir şekilde saklamayı başardı. Ee, açıkçası SMS ile ilgili çizdiğim harita şu şekildeydi. Ertuğrul'un belirli bir zümre tarafından yoğun oy alacağını düşünüyordum. Nitekim hala iddiamın arkasındayım. Aslında Asena'nın ve Cansu'nun Türkiye'nin geneline tekil oylarda daha çok yayıldığını düşünüyorum. Ve Çan Eğrisi'nin de geçen elemede de söylemiştim. Bu burada ortalamanın çok yüksek olduğunu ve birçok yarışmacının yüksek SMS aldığını düşünüyorum. O yüzden burada Asena'nın da oyları kesinlikle az değildir. Bana sorarsanız hani Erken final denir ya, erken final SMS'lerinden bir tanesi bu hafta yaşandı. Bundan sonra Survivor'da bizi neler bekliyor derseniz, bence Aziz'in ve ondan sonra Asena'nın gitmesiyle Survivor 2023'ün tamamen bireyselleştiğini göreceğiz. Artık bence saflar kalmadı. Herkes bireysel, kendi için oynayacak. Ee, Survivor son virajını aldı ve... Artık son düzlüğe bence girildi. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Artık herkes kendi atının üstünde. Hani son bu foto finish'in belirlediği an vardır ya Murat abi. Evet. İşte o andayız bence. Açıkçası ben bu heyecanı şu anda hissediyorum. SMS'ten çıkan yarışmacıları da tebrik ederim. Hanzade'ye de katılıyorum. Nefise de ciddi bir başarı göstermiştir. O da SMS'lerden çıkmıştır. Bence şu anda oturup düşünmesi gereken bir Özgür ve bir Osmancan Can var. Ee, kara kara düşünüyorlardır. Yusuf da öyle. Çünkü bunlar SMS... Deneyimi olmayan yarışmacılar yani bir e, referansı yok kendiyle ilgili ne konuşacak ki ama diğer yarışmacı Can Su kaç tane potaya girdi abi e, Azize bakıyorsun kaç tane potaya girdi Asena kaç tane potaya girdi Ertuğ kaç tane potaya girdi bunlar hep pota deneyimi olan yarışmacılar bundan sonra kalan yarışmacıları gerçekten zor bir süreç bekliyor bu, pot bu, <laughs> evet. bu pota ile pardon bir şey mi bu pota ile ilgili benim teşhisimi söyleyeyim mi tabi bu potayla ilgili benim teşhisim şudur. Bence şu andan itibaren ve bundan sonraki gelişmelerde bence sakinlik ve kibarlık kazanmıştır. Halk sakin ve kibar olanları sanki tutuyormuş şu anda gibi bir teşhisim var. E, o ve bunda o mesaj var ve bundan sonra da şimdi mesela bu akşam izleyeceğiz. Oradaki agresif olanları, oradaki böyle böyle bağırıp çağıranları filan galiba halk istemedi. Ya veya istemeyecek de gibime geliyor benim. Yani böyle çok agresifliği şu anda istemiyorlar. Mesela Cansu'ya bak evimizin kızı diyoruz değil mi? Cansu sakin bir kadın. Şeye bakıyoruz Ertuğ'a bakıyoruz. Adam sinirlerini almışlar gibi bağırıyorlar çağırıyorlar azarlıyorlar. Adamın hiç sesi soluğu çıkmıyor. Gayet böyle bir asil şekilde karşılıyor olayları ve çok sakin. Bu yüzden de bu potadan Asena'nın gitmesi o iki diğer benim söylediğim tarz yarışmacıların gitmesi bana sanki bundan sonra Osmancan, Yusuf tarzı yarışmacıların biraz sanki iyi sinyaller vermediğini gösteriyor ve bundan sonra da ben sanki o şekilde gidecekmiş gibi geliyor. Benim bu potadan çıkardığım o. Şimdi Benim de, buyur, bir şey daha ekleyeyim. Ee, Murat abi'nin mesajını ben de çıkardım. Üstüne şunu da ekleyeceğim. Neden Yusuf ve Osmancan özellikle ve, e, özgür ve korkmalı? Çünkü güçlü taraf Cansu ve Nefise dersek eğer bu isimler onların karşısındalar artık. Yani hepsi aynı grup olur ama bir grup e, o grubun içinden birkaç kişi potaya giriyor çıkıyor olur. Yine o kadar titretmez diğer tarafa. Ama şimdi bu Cansu denen kızı nefise yani özellikle Cansu'yu sürekli potaya sokan ve başından beri çizgileri yani belki bu en başından beri değil ama yani bir noktada yolları ayrılmış bir gruptan bahsediyoruz. Yani Cansu'nun yanına da değiller, karşısındalar. Dolayısıyla daha da listeler ve şimdi Cansu'yu potaya sokmaktan dönemezler artık. Yani o zaman çok gülerim. Hani bu kadar haftadır sürekli Cansu da kendi söyledi Ben bundan sonra hep potaya gireceğim büyük ihtimalle. Şimdi o isimler dokunmazlık aldıklarında potaya can suyu değil başka birini sokarlarsa o zaman gerçekten e, senaryo çok daha acınası hale gelebilir. Şimdi Murat abi güzel bir noktaya temas etti. Aslında ben bunu biraz açmak istiyorum. Hem de İhsan da bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Survivor 2023 bana sorarsanız sınırların en çok zorlandığı Survivor yarışma, yarışması yarışması Bundan önceki Survivor'ları değerlendirdiğimiz zaman bu kadar olay yaşandığını ben hatırlamıyorum. Birçok yarışmacı yani şimdi burada hani bir yarışmacıya uygulanan mobbingleri görmüştük ama bütün yarışmacıların dalga halinde birbirine sataştığı bir Survivor açıkçası bu seneki gibi ben görmedim. Yani aklıma hemen gelenleri söyleyeyim. Asena, Aziz olayları, Halil İbrahim'in olayları, efendim Kardel'in olayları, Senem Asena, Merve olayları, bir diğer tarafta Aysu yine elenen yarışmacılardan eee Erkeklerin ünlülerin erkeklerine döndüğüm zaman Murat Eken, Barış Terli olayları, Kürşat, Yusuf falan, Yusuf Asena, hani çok karışık bir Survivor'dı. Bana sorarsanız da bu Survivor'da izleyici şu an son düzlükte bu olayların içinde en az kalan hiç bulaşmamış. Kavga istemiyor. Kavga yani izleyici ben kavgayı istemiyorum. Kavga edenin yanında değilim mesajını açık açık bize veriyor gibi hissediyorum ben de. Çünkü Cansu için ayrıca bir parantez açacağım. Cansu sadece şu anda değil. Survivor'da yaklaşık 2-3 ay öncesinde başlayan bir Cansu evet. e, hayranlığı ben açıkçası dışarı çıktığım zaman da çarşıda pazarda da gözlenmedim. Yani Ha bu arada Cansu ne yaptı derseniz. Cansu inanılmaz röportajlar vermedi. Haksızlığa Alıp, uğradı ama. E, haksızlığa uğradı. Yani Cansu kendi ortaya inanılmaz bir şey koymak yerine ona yapılan davranışlar ve etrafında gelişen olaylar Cansu'yu aldı bir noktaya götürdü. Ve bu düşünce yapısı oluştu. Bilmiyorum insan ne diyecek bununla ilgili? Ben kesinlikle katılıyorum. Yani doğalında geliştiği için ve evet. natural geldiği için insanlara zaten Cansu'nun sevinci aldı. Yani Cansu... Mesela Aziz'i biz Hong konuda eleştirmiştik. Survivor'un başından biri. Suni gündem Yapay. yarattığı için. Yani daha önce de Survivor'da yaşadığımız hikayeleri sanki Aziz olmamışken bize anlatıyordu. Bir anda tek başına kalmalar, <laughs> bir anda bir olaylar çevirmeler, bütün takımı karşına almalar daha ne oldu diyorduk. İkinci haftasından bunları yapıyordu. Ama mesela Cansu'nun başına gelenler daha doğal. Çünkü bir anda hiçbir şey yapmıyorken takımdaki birileri Cansu'nun elenmesi için bir, bir, hareket başlattılar. Cansu'yu bir anda bir konuyla ilgili suçladılar. Hep beraber ona aday yaptılar. Acun abi dedi ki biri burada dedi çok önemli bir SMS sal dedi. Ve performans çok iyiken. Biz böyle acaba kim filan düşündük. Bugünlerde ortaya çıkıyor artık. O kişi herhalde Cansu değil mi? Çünkü o dönemdeki potadaki olan herkes potu elendi. Potır yani. elendi. Cansu bugün bakın çok çok önemli bir potadan yine e, çıktı. Hatta Cansu böyle Survivor'da e, parkurları mı deliyor? Yok. Yani ne abi? Hiçbir şey yapmıyor derdeyse. Bugün 7'de ama 1 yapmış. Bakıyorum. O haksız davranı dönemde çok iyi performans. Performans kötü değildi. Ama bugün yani bugünden bahsediyorum. Dünkü oylamadan çıktı. Ee, yani parkurları böyle yıkan geçen biri değil Cansu. Ama Cansu Murat abinin de ifade ettiği gibi senin de öyle ifade ettiğin gibi sanki evimizin kızı ee, aman işte bu kız e, narin ondan sonra kimseye etle sütle bulaşmıyor gayet mütevazi taklidi yapılıyor taklidi yapan kişiler onun taklidini yapıyor ama o kim gitmiyor, iki hafta sonra tekrar onunla barışıyor, onunla beraber ortak oluyor, tekrardan grup olabiliyor. Yani e, güzel şeyler gösterdi. Siz belki bu şeyleri çok sevmiyorsunuz böyle biriyle biri tartıştığı zaman tekrar barışmasını çok sevmiyorsunuz ama ben çok beğeniyorum. Çünkü bana şey gibi geliyor... Yani insan ilişkileri biraz da böyledir. Dün kavga ettiğinde bugün tekrar şey yapabilirsin. Yani tekrardan arkadaş olabilirsin. Tabii ki bu güzel yani. de bir şeydir. Cansu bize... Ne, ne olmalı Cansu, Cansu, Cansu? çok çıkar güzel bir gösterdi. Şöyle burada bunu ayırıyorum. Ben ona... Çıkar ne ilişkisi yani. için yapıyorsan bu barışmayı... O zaten bak halka geçmiş bence insan. Yani şimdi Cansu'nun veya Ertuğrul'un... Bak aynısını Ertuğrul da yaptı. Çok güzel bir örneğe değindin Ve bu potada bunu yapan iki kişi vardı. Kin tutmayıp medeni seviyede ilişkini korumak başka bir şey. Ama kendi çıkarların için... Bütün söylediğin lafları yutup bir anda ortaya doğal olmayan bir arkadaşlık çıkarmak başka bir şey. Ve bunu yaparken insan satmak. Dolayısıyla ben sana o noktada senden ayrılıyorum. Bu Ertuğ ve Cansu'nun yaptığı şey kin tutmayıp arkadaş olmayı sevmiyorsunuz değil. Evet medeniyetini koruyup iyi iletişimine devam ettirebilecek Kim, noktaya yaptı, gelmek. Kim kiminle yaptı? Örneğini ver. Ters örneğini ver bana. Kim, ben Asena ve Özgür arkadaşlığının çok doğal ve çıkarsız olduğunu düşünmüyorum. Şu ne diyorum. yaşamışlardı? Asena ile Özgür ne yaşamışlardı? Ne yaşamışlardı böyle? mı? Mesela o, Asena... Baştan sak... izleyelim bütün soru var mesela, mesela e, sakatlandı, Özgür'ün taklidini falan mı yaptı? Böyle bir şey hatırlıyor musun? Mesela? Özgür'den Asena'ya giden veya çok işte, negatif bir şey olmadı. Veya Asena Sabah Özgür kadar için, konuşuruz bunu. Veya Asena, Özgür, Asena Özgür için, Asena için, neler şey dedi. demiş miydi mesela? Acıma yetme diye bağırmış daha mıydı daha mesela? Daha kötüsünü söyledi bence. Hani, ne Birbirleri antrenörlüğü... hakkında böyle aşırı ağır röportajlar evet. vermişler ne, miydi Ne antrenörlüğü kaldı Özgür'ün? Ne baba demediği için Asena'yı sevmemesi kaldı. İnsan neye gülüyorsun? Bunlar yaşanmadı mı? Ya Hazal'de bak. Bak. Şöyle söyleyeyim yani, sana. Nefise ile Cansu'nun yaşadıkları onsa Özgür'le şimdi verdiğim ne neyse Özgür'le Asya'nın bir bir bir. Yok, i̇ki bile mu? değil. Katınmıyor Bak ben. iki bile değil. Ben katılmıyorum. Sen katılma. daha uzun ben sana söyleyeyim. Sen ne kadar anlatırsan anlat. Çok yani, daha uzun süreye dayalı nefret var Nefise ile Cansu'nun yaşadıkları gün gibi aklımızda niye biliyor musun? O kadar net ki. Daha o kadar böyle yüksek ki taklitler var. E, acayip acayip cümleler var. Yani ikisinin arasında geçmiş çok güzel. Ben ikisinin barışmasından son derece memnunum. Ama yani özgürle Asena özgürle Asena bir gün değil inanılmaz bir, bir kavgalar değil. yaptı da bir inanılmaz kutuptu, olaylar yaşadılar da barıştılar zaten. konusuna sana ben, yani ben katılmıyorum. Bambaşka ben, şimdi, ben şimdi vardı ve Aylarca sürdü. Bir iç, olaydan bahsetmiyorum. Ben sana şu konuda cevap vereceğim. Hani dedin ya siz dedin hani kavga edelerden sonradan barışmasını sevmiyorsunuz dedi. Evet. Şimdi bunların dozajına bağlıdır. Olaylar dozajıyla olarak analiz edilir. Hı hı. Şimdi baktığın zaman Şimdi mesela çok kavga oldu orada. Ama benim için mesela ben şahsi fikrimi söylüyorum. Oradaki çoğu kavgadan sonra ben barışabilirdim. Ama iki tane benim olayım var. Ben o iki tane olaydan sonra dozajını söylüyorum sana. Senin dediğin gibi hani sevmiyorlar diyorsun da dozaj olarak iki tane olay var. O iki tane olayı yaşamış olsaydım ben ömür boyu suratına bakmazdım. Şimdi Yusuf dozajına Asena göre Yusufla Asena olayı Bravo. bir, bir de Nefise'nin e, şeye cansuyu etmiş olduğu küfür. Şimdi bak bu iki tane olaydan sonra beni kesseler ben o insanlarla ömür boyu konuşmazdım. Bravo. Ama ama diğerlerinde barışabilirler. Diğerlerinde barışabilirler. Orada bir problem yok. Sana katılıyorum. Ama bu iki olay için sen diyorsan ki eğer Murat Özer'i ve Hanzade sevmiyorlar diyorsan bu iki olay için bana sabaha kadar sevmiyorlar desen evet sevmiyorlar ve ölene kadar da ben o insanlarla tekrar konuşmazdım. Ama burada baktım ki bu yarışmacıların bu tarz şeylere taktıkları falan yok. Bunlar barışabiliyorlarmış. Ha onların hayatıdır. Onların e, e, ta, nedir o? Tarzıdır. Onların kararıdır. Beni ilgilendirmez. Ama ben dozaja bakarım. Bu iki tane olayı ben ölene kadar unutmazdım. Sen unutabilirsin. Mesela bir şey söyleyeceğim sana tamam da bakayım. Abi. Şimdi ben sana e, Yusuf'un Asenaya dediği şeyleri söyleseydim sen benimle ne zaman barışırdın? Yusuf Ersüzgün Asanay'la hemen bu diyaloğu yaptığı için He. ve zaten geri vitesi de anında şeyde yaptığı için, konseyde yaptığı evet. için ve hatta söylediklerinin Asanay'a e bile olmadığını iddia ettiği için. İnanıyor musun sen Asanay'a? Ben e? tabii ki inanmıyorum. Asanay'a da inanmadım ama bunu zaten ya, e e de konseyde bile söylediği için ben şey yapıyorum. Ne ha, yapıyorsun? Ne oluyor? Konseyde bile Asanay'a e da yaptığı için evet. ben bu olayı... Yusuf'un hemen üstünü kapattığını ve yaşadıkları şeyin acayip bir diyalog olmadığını acayip acayip bir yol, değil değil mi? diyalog mu değil? Evet. Ya acayip İhsan, bir o diyalog mu değil? Ben mi? sana söylesem var ya, ya sen İhsan, değil Murat Özer'ı. Sen var ya babanı tanıması babanla o dediği laf. Yok lafı, abi ne alakası o, var? Ne var? Sana sen Yusuf gibi bir olay yaşasak olur. Ben, abi, Yusuf gibi yapma yapma bir olay yaşasak Yusuf abi da geri vites yapmak. Sen normal hayatta bu kadar geniş değilse programda Daha mı acınacak bir durum? Ya bir şey söyleyeceğim şimdi Geri vites yapması daha da kötü. Sana çok bir şey söyleyeceğim. Yusuf'un olayını hatırlıyorsun. Tamam net cevap ver. Sen çünkü çok yükseliyorsun ya böyle. Yusuf'un olayını hatırlıyorsun. Evet bence e. çok yanlış. Yusuf'un olayı hemen kapandı gitti tek bir olay. Bir de Cansu ile Nefise'nin olaylarını hatırlıyorsun. Nefise de çok yanlış. Cansu güzel. ile Nefise'nin barışması senin için normal. Yusuf ile Aslan'ınki çok mu anlamadı? Şöyle bir vardı. fark Cansu ya var ya da. normal mi diyorsun? Cansu ile Nefise normal demiyorum ama oradan ayıp eden taraf Nefise'ydi. Cansu değildi. Bunu tamam. da görmezden gör, görmezden Zaten gelmeyin. Bizim derdimiz ayıp eden yani değil yani barışıp barışmamak. Ama orada <laughs> aslında şu an eğer Cansu'nun birileriyle tekrar medeni seviyeye gelmesini eleştirmiyorum noktasındaysam ben. Nefiseden Cansu'ya gelen evet korkunç bir laf vardı. Korkunç bir söz de vardı. Ama burada Cansu affeden taraf gibi kaldı. Bu insanlara çok batmayabilir. Affetmek ayrı bir şeydir. Ama ağzından çıkanları yutup barışmaktan bahsediyorum ben. <laughs> tamam, Cansu, Cansu, ağzından çıkan diyorsun. neyi yuttu? Tamam, Asena'da Yusuf'u affetti o zaman. Ben Niye Yusmaktan bu senin için? Bahsediyorum. Yani, Asena da, Asena Yusuf Asena'da Yusuf'u affetti mesela. Ben o da bir büyüklük yaptı. Ben Asena yaptı mesela. Bak, o zaman Ağzından çıkanı yutmak ne demek? Bir şey söyleyen taraf sensin çıkar uğruna yutuyorsun noktası. Bunu Asena bunun çıkar özgürle... Oldu. O zaman yani sen bunun kararını Bilmiyorum veriyorsan... Bilmiyorum ya Barış'ın işte Cansu'yla da Nefis'e çok iyi bir yarışmacı. Onun niye çıkar olduğunu düşünmüyorsun mesela? Nefis'e'nin Cansu'dan çıkar olacağını düşünmüyorum çünkü. Cansu'nun Nefis'e'den çıkar Cansu olacağını düşünüyorsun. Cansu yutan taraf Nefise değil. Nefise bir daha söyleyeyim mi? çünkü inanılmaz performans Bir dergiliyor. daha söyleyeyim mi? Cansu yutan taraf değil. Affeden dedim ya yani ağzından çıkanı yutan geri vites yapan ha, o aynı hikayede Nefis'e. Aynı yanlış anlama bak Asena ile Cansu aynı pozisyondalar. Hayır. Şimdi sen diyorsun ki Cansu, 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 Cansu Nefise'yi affetti diyorsun. Diyor. Cansu Nefise'yi affetti diyorsun. Şimdi Nefise'nin performansı burada. Diyorsun ki burada Cansu'nun çıkar ilişkisi bir olamaz. Yok. Ama aynı şekilde Asena, Yusuf'u performansı Asena yüksek Özgür'den bir... Asena bahsediyorum affetti. ben. Asena, Asena Yusuf, Murat Asena, Asena Yusuf'u da örnek verebiliriz. Yok hayır Yusuf benim örneğim başka örnek veremeyiz. Benim örneğim çıkar ilişkisi dediğim Asena Yusuf hikayesi çıkar ilişkisi değil. Benim için Asena Özgür grubunun kaynaşması. Ya Asena ile Özgür'ün kavgasını kimse hatırlamıyor zaten. Kavga bile değil o. Türkiye'de şu Asena bir tek sen hatırlıyor olabilirsin. Hiç zannetmiyorum. Yani ne kavgası olduğunu zancı. ben hatırlamıyorum zaten. Bir, bir anlık Birbirler kavgadan bahsetmiyor. Furkan sen hatırlıyor musun? Ve ben bunu şöyle söyleyebilirim. Özgür'ün iki ayrı kutup olduğu dönemi hatırlıyor kutup musun? mu? Yakış evet. Iki ay ben şunu Evet. Burada. Bir, ne, bunu hatırlamıyorsanız oldu. ben dikkatli izlemiyorsunuz kal demek. Kavga olan yeri söyleyeyim sana ben hatırlıyorum. Gülme insan. Hayır sağda yazıyorlar ya. Ben kavgada aramıyorum bir şey yazıyor sağda. Sağda yazılıyor ya üstte. Oyun alanı. Ha, oyun alanı. Bak unutmayın onu. Oyun alanı yazan yeri çıkarsın arkadaşlar. Özgürler Asena'nın oradaki kavgasını Bizim görürüz. Var. Yani orada Bizim bir bayağı bir bir gerginlik var ha. benim için benim için ben şöyle kapatayım bu konuyu. Tabii. Benim için son derece Cansu ve Nefise'nin ne olursa olsun aralarında ne geçmiş olursa olsun sonuçta ikisi de genç, ikisi de hata yapma potansiyeli olan genç kız arkadaşlarımız, yarışmacılarımız. Bu iki arkadaş aralarında her şey olabilir ama barışmaları kadar güzel ve benim için doğal bir Tabii şey. Olamaz. Başlıyor, Aynı şeyi Asena için de söylüyorum. Yusuf'la aralarındaki tek bir olaydan dolayı da kan gütmemeleri ve Yusuf'un Asena'ya, Asena'nın Yusuf'u bu şekilde alçakgönüllülükle şey yapmasını Asena'yı tebrik ediyorum. Yusuf Özgürle Asena'nın ne yaşadığını hatırlamıyorum bile. Özgürle Asena'nın da bu kadar zaten hatırladığımız kadar büyük bir hiç olay hiç olmamasından yani, dolayı da aralarının iyi e, konuşamıyorum ama ya. Sen Ama hatırlamıyorum Ama sadece üstte kalmak istiyorsan. Ama ben istiyorsun. bir şey anlatırken sana bir dinlemeni rica ediyorum. Ama hatırlatmak istiyorum çünkü ki bak sana ilk ay böyle Ben sadece son bir geçti. cümle istiyorum dedim Furkan'a dedim ki ben bütün bu olaylarda yaşananların özellikle de kadın yarışmacı arkadaşlarımızın gerek Asena gerek Cansu gerek Nefise bu şekilde kan gütmemelerini ve olayı böyle bağlamalarını tekrar arkadaş olmaları bence çok güzel bir şey, şey diyorum. Çıkarsız Benim da, için da evet. İhsan'cığım sen da kendine göre haklı evet. olabilirsin de bize sallama. Şöyle sallama diyorsun ya. Hatırlamıyorum ben ya. Şey bilmem nesini, bilmem abi, Senin, siz... senin yapını olabilir. <gülüyor> sen <gülüyor> özel hayatında <laughs> böyle bir adam değilsin. Programda değişiyorsun herhalde. Sen <laughs> genişliyorsun programda. Nasıl ya <laughs> özel hayatında? Abi yani sen... Ya? Sen özel hayatta daha... abi diyorsun için. ya, ya Yusuf'un Asena'ya e söylediği şeyler çok önemli değilmiş. Ne önemli değil ya. ya daha dedi. Daha demediği laf kalmadı adamın. Yani sen eğer buna önemsiz diyorsan... Helal olsun sana yani. Ben ne diyeyim abi? Dişler söküldü. Dişler söküldü. Başka şeyler şey, öyle. Söyleyemiyorum şimdi bak burada. Söyleyemiyorum. Boş ver, abi. ver abi. Tabii, söyleyemiyorum diyorum. diyorum abi. Ben de boş ver deme. Söyleyemiyorum ha, Tamam ben gaza geldim. Söyleyeceksin e, zannettim. Öyle yani. Ben, tamam, ben Gaza Biz unutuyoruz. Merak etme. Hatırlıyorum. O, o, Dün gibi o iyi ayında. kadar da, da tecrübemiz olsa abi. Furkan dedi. Da, golcüsün şey, şey Ocak ayını hatırlıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ocak ayı, Şubat ayı. Bu yarışma ne zaman başladı? 15 Ocak mı? Ya aslında ben bir 16 Ocak gününü hatırlıyorsun. Hatırlıyorum ya. Ben bunu Ocak, Şubat'ı, Mart'ı silmedim yani. Silmem de zaten. Şimdi bak burada iki tane olay konuşuluyor. İkisini de Kısaca bir özetlemek gerekirse Yusuf Asena'ya gerçekten hani sonra ben Asena'ya söylemedim dedi de artık ama tabii ki <laughs> Acun abi de konuştu yani artık hepimiz buna inanmıyoruz Yusuf dedi. Gerçekten ağza alınmayacak sözleri ardı arkasına söyledi. Yani mesela anlık ağzından bir şey çıkar ya onu başka değerlendiririm ama ayağa kalktı oturdu bir daha söyleyemez. Bir rezil edisi gibi. Bir rezil gibi bir olay oldu. Affeder affetmez. affetmez. Affeder atma. Ya insan affedebilir canım. Yani affediyorsa da büyüklük Asena'dır. Evet. Özgürle Asena arasındaki ilişki için şunu söyleyeceğim. Aslında bana sorarsanız, Özgür ve Asena'nın ne yaşadığından daha çok, hani bir laf vardır ya. ikisinin meşrebi farklı abi. Bu iki insan normalde bir araya gelmez yani. Hani ben Özgür'e bakıyorum, Asena'ya bakıyorum. Bu iki insan oturup bir yerde sohbet ederler mi derseniz cevabım hayır olur. Yani İstanbul'da bu iki insan ha şimdi biz böyle konuşunca mutlaka o görüşmeler oluyor bir tane de poz çekiliyor falan. Aa biz beraberiz. O poz da olmuyor işte. E tek kareye sığmaz o işler yani. O bir hayat arkadaşlığı olmaz. Yani meşrepler farklı olduğu için ikisi aynı yolda yürümez. O yüzden bana sorarsanız Özgür'ün Asena'nın içindeki gökkuşağı ışıklarını görmesi çok samimi bir diyalog değil. Hani göremez o işi onun içinde o. Dört ay ha, ama Özgür'le Asena aynı yolda ilerleyebilirler mi? İlerleyebilirler bu da. Yani sonuçta bu survivor'da kim çıkarı için birlikte hareket etmiyor ki? Etmeyeni mi gördük? Ama bu survivor'da şu mesajı da vermek evet. istiyorum ben. Bakın, biz survivor'da bu zamana kadar çok tartışma gördük. Çok da kavga gördük tamam mı? Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Tartışmaların bir temasının olması. Bakın bu çok önemli. Tema olmadığı zaman o tartışma altı boş. Tamamen insanların birbirine argo sözcükler söylediği balon bir durum haline geliyor ve bana sorarsanız bu izleyici tarafından hoş karşılanmıyor. Şimdi normalde mesela hani e, silahlı filmler vardır ya adamlar öldürülür falan bir filme başlarım abi ben daha dakika 5 500 kişi ölür ta 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 herkes ben benim için o film çok gerçek dışıdır o yüzden o filmi izlemeyi tercih etmem ama Baba filmini izlediğim zaman orada da bazı olaylar oluyor ama bir teması var bir akışı var şimdi Survivor'da biz geçen sene tabii ki Oğuz'ta yarışmayı onu başka değerlendiriyorum ama çoğu olayda, çoğu olayda belli bir temanın üzerine bazı tartışmaları gördüğümüz zaman zaten açıkçası biz izlerken şunu bekliyorduk. Ne zaman tartışacaklar abi? Ne zaman bu olay patlayacak diye o heyecan. Ama burada bu sene bazı yarışmacılar için özellikle söyleyebilirim ki sadece argo sözcükleri ön planda olduğu, hiçbir hikayeyle besleyemedikleri bir kavga izledik bazı yarışmacıların için. Ve halk şu anda bence attığı oylarla biz bu isimlerin yanında değilizi değil mesajını da evet, bize de, veriyor gibi hissediyorum diyoruz, bak. Doğru. Benim hissettiğim... Ben şimdi üçünüzle Survivor'a katılırız değil mi? Üçünüzle de katıldınız Survivor'a. Şimdi ben tabii ki sizin ikinize Hanzade'ye soracağım. Çünkü üçünüze de sorarsam iş uzar. Çok konuyu uzatmayacağım. Çok kısa sana bir soru soracağım. Merak ediyorum. Şimdi mesela Survivor hayatında, oradaki hayatında kanlı bıçaklı olduğun, kavga ettiğin bir kişi varsa onunla Survivor dışında şu ana kadar görüştün mü? Veya orada kanka olduğun, çok samimi olduğun kişilerle hiç bir kafeteryaya gittin mi? Veya o kadar kanka olduğun kişilerle hiç görüşmediğin var mı? Merak ediyorum, sordum. Ee, i̇lk sorunun cevabı hayır. Kanlı bucaklı olduğum ve en e, konuşmana ayrıldığım ismi bir daha hiç görmedim hayatımda. Kesin görmedin, evet. Kesinlikle görmedim. Peki kanka olduğundan ee, kaç kere kafeye gittin? Kanka olduğumla da hala en son dün beraberdik. Kan, şimdi bir tanesi değil mesela orada kan olduğum vardır 3-4 tane. Mesela hepsinde her gün bir kafeye gidiyorum. Anlaşamadığı da birkaç tane vardır. Anlaşamadığı da. Kesinlikle yani mesela, dozları var tabii ki. Mesela Aralar. orada en sana en yakın kimdi? Poyrazlı. Poyrazlı görüşüyor musun şu an? Evet işte dün. Peki ikinci şey. yakın olduğun? İkinci yakın olduğum Dora'ydı. Görüşüyor musun hiç görüştün mü? Yani ayda bir kez iki ayda bir kez görüyorum. İki ay zaten Survivor biteri iki ay <laughs> 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 biter oldu. Survivor biteri iki ay oldu. Bayağı görüşüyor musunuz Azade? İki ayda bir. Geçen yıl mı? Bir, ama çok konuşuyorum <laughs> yani. Yani tamam. Ben zaten benim şey benim iddiam ben, en yakın olanla en uzak şey olduğum Da yani. Niye böyle sanki ben söylediğim Ben tersi... Dora'yla bugün bu akşam görüştüm biliyor musun? Dora'yı çok seviyorum hala. Bir de ben Dora'yı bu aradan tebrik ettim. Çok güzel. Hafta sonu biliyorsunuz Dora da yorum yapıyor. Ben Dora'nın yorumlarını çok beğeniyorum. Gerçekten böyle sanki yıllardır bu masada yorum yapıyormuş gibi evet. yorum yapıyor. Kesinlikle. Ben tebrik ediyorum Dora'yı da buradan. Akşam da gördüm kendisine de söyledim bunu. Senin evet. selamlarını da iletirim. Şimdi Dora kardeşimi ben de, e, kardeşim ben de Ay, çok, çok seviyorum. İnsan niye benimle böyle laf Dora kardeşimi İstanbul'da ben de çok seviyorum. Yani. Dora'ya yani, sahip, <laughs> Dora sahip çıkalım. hikaye güldük. Sen niye Oraya sahip çıkalım. A, yalan mı söyleyeyim yani? O, o da masadakilere işleri sahip, işleri sahip işleri... çıkalım. Işleri... Ne oldu ki mevzuyu bilmiyorum. ben anlayan anladım. Masadakilere sahip çıkalım. Ben anlamadım. Doğru'ya sahip çıkalım hashtag, <laughs> hashtag sahip hashtag çıkalım. başlıyoruz. Dora'ya sahip çıkalım. <laughs> Dora <laughs> yalnız değildir mi? Dora'ya sahip, sahip, çıkalım bir şey vardı. Öyle bir şey var ona benziyor. Dor Dora, yani. ne, Niye Dora'ya sahip çıkalım? Ben öyle diyorum. Ya, i̇çimden geldi ya. Dora'ya sahip çıkalım. Neyse sonuç olarak Murat abicim sana cevabın bir ikine hayırdı. Hayır. Yani sen, sen neden de bir devamlı bence. böyle bir laf sokuyormuş gibi şey konuşuyormuşsun? Şey, i̇ki aydır görüşüyoruz tamam. diyeceğim. Hepimiz güldük ya. Ben de selamı tamam, ilettim dedim diye bana şey takılmıyor. Yani. senin gülmene takılmıyor. Murat abinin gülmesine takılmıyor. Şunu, bana ben Dora'yla her gün görüşüyorum mu dedim. Yani, Hayır, ben de akşam denk geldim dedim. Ben de her gün görüşüyorum. Yok. Yalan mı söylüyorsun? Ben değil. durum, her durum komikti onlar ay, 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 Bence şey, Zane senin niyetinden şüphe ediyor. Olabilir. Anzer olabilir. Terküşe şey an yani. yatırma tarafında da. O, ben bu, bu hikayede? Evet. O kadar netim ki ben. Ben çok saf o kadar soruyorum bu şeyi. Hangi O kadar her dediğimin arkasındayım ki. Bütün kendi sorvar hikayemde. Nesli Konu o değil Murat abi beni soruyor. Ben saf sordum sana. Aynen saflarımın yanındayım. Tamam. Nettir yani benim. Arkadaş biraz böyle iyi bir Öyle yumuşam aynen. Evet, ama istediğini alan anlatırım. i̇ki ayda bir görüşme ne kadar sıklıkla yani nasıl anlatayım soracağımı <laughs> toparlayıp soruyu toparlayayım. Soru, soruyu şu bu anda. Soruyu ben. Soruyu sen şey gibi Dağ, oldum, bu akşam de... Ama evet, merak ettim şu anda. Aa, yani, şaşırdın İki ayda bir görüştüğün arkadaşın senin yakın arkadaşın mıdır? Hah güzel soru. Benim sorulardaki en yakın arkadaşım Dora değildi ama. Yok hayır ben Bu senin konudan çıktım, çıktım şu anda. O ben, ayda ayda konu. benim konuştum. şahsi fikrim. 2 ayda bir görüştüğün insan senin... Bu telefonla mesajlaşma dahil mi? O dahil. Evet. hayır Hayır, dahil mesaj mesaj ayda, i̇ki ayda bir görüştüğün insan... Ay, iki insan, ayda bir yani yıl, yıl... Şu anda mesela çok yakın arkadaşlarımdan inan... mesela öyle eskisi kadar görüşemiyorum. Her gece ardık, buradayız zaten. Tamam, mesela mesela, bak ben benim hayatımdaki mesela 2-3 tane böyle çok iyi arkadaşım var. Bir tanesi Beysat Uygur. Ünlü tiyatrocu Beysat Uygur. Suratını unuttum mesela. Tamam ama ya şimdi şöyle bir şey. Yani adamdan yani. ben hayatım beraber geçti. Tabii. Ama, ama son işte, zamanlarda bak, sonra olabiliyor sonra, yani şimdi insanın bak, işleri bak, güçleri. çok gerçekçi olarak baktığımız zaman şöyle. Mesela benim babam da tabii ki siz hemen hemen yani yaşlarınız birbirine evet. yakın olduğu için babamın da ben bakıyorum gençlik arkadaş. O başka bir şey. Şimdi gençken çok sıkı sıkı görüştüğün insanlar bir şey. belli bir yaşa gelince. E şimdi senin... Çocukların oluyor, çocuklarının çocukları oluyor. Evet. Artık sen kendi ailene daha konsantre oluyorsun. Hani o gençlik e, Ama evresi ve... Evleniyorsun, hayatları. barklanıyorsun. Senin Herkesin şu anlattığın kendi olay, anlattığın olay için e, geçerli değil. Için. Mesela sen şimdi dön. Söyle. Hanzade'nin yaşındasın. Evet, söyle. Hanzade'nin yaşındasın. O zaman sen Besat, Beset Uygur, Besat abi senin yakın arkadaşın mıydı? İşte diyorum mesela hayatımız beraber geçti. Ha? İki ayda bir mi görüşürdünüz? İki ayda bir mi görüşürdünüz? İki ayda bir mi görüşürdünüz? Yok, her gün. Her gün. Her saat. Her Her salise. Sa her sahilse görüşüyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz abi sen sahilse? Sahilse'lerin nasıl değerlendiriyor? Sen şimdi soruyorsun ya ne kadar görüşüyorsunuz. Ben de sana mizahı söylüyorum sahibisi her sahibisi de hem de. her demek ki o zaman <laughs> ben, siz bu yaşa döndüğünüz zaman iki ayda bir görüşme çok sıkı bir arkadaşlık Hanzade'nin yaşındayken ben, yani ben mesela 18-19-20 yaşına döneyim Hanzade'nin yaşı değil de, o yaşlara döneyim o iki ayda bir görüşüyorsa Hanzade haklıdır iki ayda bir özellikle şimdiki İstanbul şartlarında gece çalışan biri olarak iki ayda bir görüşemeyebilirsin çok yakın arkadaşınla benim en yakın arkadaşım Emre Demirmen yıllarca beraberdik 3 yıl görüşemedik. 3 <laughs> yıl Biz görüşemedik ya. İşte telefonlaşıyoruz ediyoruz. Ee. Ama çocuk, çocuk, arkadaş. evlendi, barklandı, çocuğu oldu. Yakınlık deyince de sen Çocuğunu gör. Ya. <laughs> <Çocuğunu gülüyor> gö gö ne yapayım <laughs> abi? <laughs> abi. <laughs> 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 Arkadaşlık arkadaş ya. deyince de sen Karşıda kaldı. Sanılmamışlar birbirini gördüklerinde <laughs> <bizimle> farkında mısın? ya bak. Yazıklar olsun. Sana hak Ben doğrunun yanındayım abi. Ben yani sabah zaten uyuyorum. Yani Ama gerçekten <gül bu arada Furkan'a katılıyorum. Ben en yakın arkadaşımla görüşmek için en yakın arkadaşlarımın sayısı bence... 5 diyeyim şu an. Hadi 10 olsun. Her hafta fırsat yaratıyorum. Ben sadece bir şey yapmıyorum. Ben, ben hafta, o zaman bu hafta olayı şöyle toparlayabilirim. Bak, ben, de ben. ben çok kısa bir şey yapacağım. Evet. Senden bir ricam var. Tamam. İhsan kardeşimi taca atacağız. Hadi Senden beraber. bir ricam var. Dora da bu masada. Hı -hı. Sen de bu masadasın. Bir gün şöyle gelin masada bir fotoğraf çektirin. Bir görüşün Dora'yla. Biz zaten Dora'yla görüşüyoruz. İki ben... ay diyorsun sen de. Ne zaman görüştün ya? Ya Murat abi son iki aydır görmüyor olabilirim Dora'yı fiziksel. Hesaplarıma göre abi Şubat sonu görüşmüşler. Ya olabilir. Ya ama ben zaten bir iddiam yok. Dora benim en yakın arkadaşım mı dedim. İkinci, Bu çıkıp... ikinci, ikinci. Survivor'daki ikinci evet Dora'ydı. Evet. Ama işte üç, o... Üç, üçü merak ettim. Üçü başka. merak ettik. Evet, üçü merak ettik şu ben an. Ben çünkü... Survivor'da yani... Reşat evet büyük ihtimal Reşat. Reşat ben ben Berkay. Berkay'ı ne zaman, ne zaman gördüm? Berkay'ı geçen hafta gördüm. Ha, Reşat'ı Reşat 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 ne zaman gördün? Reşat'ı ee, Reşat ı Reşat bize anlatır mısın? Reşat'ı görmedim. Reşat nasıl bir <laughs> şey Böyle Reşat'ı bize anlatır mısın? Ben yani bakın şöyle bir şey var. Her akşam sizi görüyorum. Şimdi o zaman benim en yakın arkadaşım Murat Özarı, Furkan Dede bir insan Tarkan yaklaşık 6 ay. Gerçekten tabii. her Biz akşam iş her akşam beraberiz. Sabah erken uyanmıyorum kusura bakmazsanız ya. 2'de çıkıyoruz ya buradan. Vay be Reşat. Dolayısıyla Vay be Reşat Bey. Reşat be. kardeşime de buradan selam. En, şey ya. en yakın üçüncü benim arkadaşım. En yakın üçüncü arkadaşım dedi. En yakın üçüncü arkadaşım Reşat dedi. Açan... Ne zaman gördün dedim. Şu görmedim an, dedi ya. Şu an görmedim herkes, dedi. Şu an herkes telefonunu eline alıp benim Instagram'ı açar mısınız? Bravo. Son story'imde kim var? Kim var? Reşat var. Bravo Anzat. Ee, hani... Görüşmeden paylaştın. Arkadaşlar aktif görüşmek bir tık evet. zor bir şey. Evet. Biz mesela evet, zor. şimdi doğru, doğru, aynı hayatı yaşıyoruz Poyraz'da. Dolayısıyla çok aktif görüşebiliyoruz. İstanbul'da ben... Allah aşkına benim üniversiteden en yakın bir arkadaş grubum var. Hani bu aktif gündemlere göre WhatsApp arkadaşı olduk yani hepsiyle. Çünkü birinin çocuğu var, biri bilmem nerede oturuyor. Hani aynı hayatı yaşadığın insanla görüşebilirsin. Anladım görüşebilir sana şey. çok bak. dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Pardon ben, ben seni şey şey bu, kestir. buyurun siz söyle, Dürüstçe ben. bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bana senin dürüstlüğüne inanıyorum. Tabii ki her zaman. ve bu masada zaten seninle kader arkadaşı yaptığıma göre Bravo. Ya dürüstlüğüne hepiniz dönüştü. Bir, şey bir şey söyleyeceğim sana canım. Diyelim ki bu sezonu bitirdik. Hı -hı. Seneye de mesela ben bu masada yokum. Beni günde Hı. kaç kere ararsın?

sen de ne güzel günlerimiz geçti filan der. İnsan böyle yapıyor bak. İnsan böyle yapıyor. İnsan ne ister? Çok dürüst cevap böyle. Dürüst cevap ver. Ben kendi beni bilen bilir. Bunu anneme babama da sorabilirsin. Ben Whatsapp'tan seninle gerçekten en fazla en az yani gün aşırı konuşurum. Bir kere beni biliyorsunuz. Grupta en aktif kim? Murat abilerin çok Whatsapp'tan kim konuşuyor? Ben. Bunu yapmaya devam edelim. Ya bırak Murat abiyi. Canımsın Murat abi? canımsın. Peki o zaman ben de... beni <laughs> her gün <arar>. her <laughs> ara. Her gün sana özel. Annemi bile Murat, aramıyorum Murat abi. Murat abi şu anda bir kere zaten Murat abi yaş itibariyle her gün aranmayı bekleme yaş evresine şu anda girmiş, <laughs> Ona şok oldu mu? Ona girmiş kaç bulunuyor. Ona girmiş bulunuyor. O yüzden ama ben de <laughs> işin gerçeğini söyleyeyim bakın. Bu işin sonunda gerçekten şunu ifade etmek isterim ki bütün arkadaşlıklar yalandır. Bak, <laughs> bütün arkadaşlıklar yalandır. Anne baba sevgisi esas olandır. <laughs> Başka hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Gerisi teferruattır. Anne baba evladının parmağına iğne batsa onun acısıyla yatarlar, onun acısıyla kalkarlar. Onun başına bir şey gelse üzüntüden uyuyamazlar. Bak uyuyamazlar. Bu işin gerçeğidir ya. Ama arkadaşa yalandır. Umursamaz kendi yoluna bakar. Sonuçta herkes kendi yoluna bakıyor. Bu hayatta herkes bireysel. Doğru. O yüzden anne babadan Hani anarsa ağlarsa ana ağlar, ha, gerisi, gerisi yalan, ağlar. yalan ağlar. Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar Bravo. olmaz. O yüzden baba da yine aynı şekilde. Bak baba da evladına. O kadar hassas davranır ki onun uykularını bile takip eder ki benim etrafımda gözlemlediğim benim benim arkadaşlarım genelde belli bir yaşın üstünde ben e, ama daha ama çok ama. sohbet ediyorum. Sen işte biz bu burada Murat abim var örnek. Öyle. yani diyorsun ya baba diyorsun ben de babayım. Işte. Heh aynı bak bugün sen o evladını aldın dün Ankara'dan. askerliği yani bitti. Ne mutlu insanıyım yani. Ya nasıl geçti? Harika geçti. Eee tezkeresini aldı. Bitti Allah mi? geldi evet, mi? Evet bitti. Geldi ve onu gittim Ankara'dan aldım. Ha, o gece de programa ben onun için çıkamadım ha. Evet biz bahsettik. Tabii onları. şeyde mesela Tabii. yazıyorlar. Murat Hazar'ı kovuldu. <laughs> Yazar, ben de şampiyonluk ben... kutlamasını demiş olabilir bu arada tebrik ediyorum. Şey <laughs> söyle. sen biz senin olmadığın programı izledin, izledin, mi? Ha. i̇zledin ha. mi? İzledin ha. mi? İzledim. Bizim ha. üçümüz olmadığın programı bakamadık. Sen Allah de, aşkına Allah bak Allah. o programa bak İhsan Tarkan'ın senin koltuğunda nasıl yıllardır oturuyormuş pişkin, gibi bir... orada hep oradaymış koltuğunda. Hiç böyle üzgün değildi. Nasıl, nasıl durdum biliyor musun abi? Elimi nereye koyacağım bilemedim O kadar emindi ki o kadar olmadım ki orada. İhsan Tarkan masada bambaşka özel hayatında çok fedakar. Allah Allah o kadar emindi. Öyle Özel ya. hayatında böyle şey yani böyle dik duruyor. Masada biraz böyle şey yapıyor yani böyle. Gevşiyor Murat abi gevşiyor. masada İsa'yı. Evet efendim biz de fazla gevşemeden o zaman Survivor ekstra kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra tekrar beraber olacağız. Konseyde asena e elendikten sonra bilin tahmin edin bakalım kimin elini sıkmadı. Nefise'nin. Bravo Murat abicim tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok zor bir tahmindi. Evet şimdi bunun biraz daha... Ee, evvelini alabilir miyiz? Çünkü evet, aslında biraz daha alırsak Cenercim. Çünkü neden? Şimdi o sırada Özgür var, Yusuf var, Osmancan var. Asena orada Özgür'le, Osmancan'la ve e, Özgür'le, Yusuf'la ve Osmancan'la ses verelim. Vedalaşıyor. İşte Nefise'nin bakışlarını görüyorsunuz. Hadi kendine. Evet, kendine iyi bak diyor. Osmancan sarıldılar, öpüştüler. Bakın bir transit geçiş. <laughs> ne oldu? <laughs> Gerçekten. Bir geçiş ama öyle <laughs> değil miydi? Gerçekten yani, transit ama geçti. Ama şimdi burada şöyle karşılıklı bir tabii durum var. Yani Nefise de ayağa kalkmıyor Heh şimdi ya ona yorumları geleceğiz. alacağız. İkisi ona beraber. Geleceğiz. İkisi de şimdi... çünkü ofsaytta kalmak istemiyor bence. Buyursunlar. Ben Asena'nın yerinde olsam transit'in transiti geçerdim. Yorumum bu. Çünkü karşıdaki insanın hareketleri, tutumu, ne yaptığı benim için çok önemlidir. Orada Asena e gidiyor, İki kişi ayağa kalkıyor. Nefise oradan e, neydi yerin adı neydi? San Lorenzo neydi bizim yerin adı? Ya? La Romana. Nefise La Romana'ya bakıyor abi. Asena'ya e falan vakti yok. Nefise dönmüş La Romana'ya bakıyor. Yani diyor ki gelme, gelme. Ee, tamam gelme. Işte. gelme diyor. Şimdi niye abi ben de gitmem yani gelme ya mi insana sen gider misin? Şimdi Nefise kalksa ayağa o şeyi verse Asena'ya ayağa kalksa Asena gelecek. Şimdi Asena bakıyor ki nefise başka tarafa bakıyor. Omurunda değil. Ben de olsam ben de gitmem abi. Yani öyle bir şey elektrik veriyor ki o zaman Asena ona gitse bu sefer Asena şey duruma düşecek. Yani sen kendine bakmayan bir insana bir ayağa kalkmayan bir insana niye gideyim ben abi ben de gitmem Asena yanında olsam. Nefise burada şeyi yapıyor yani Azize Asena'nın yaptığının intikamını alıyor. Onun için de Nefise'nin bu tarzına ben de olsam ben de gitmezdim. Asena gitmedi. Peki Asena e, Cansu'ya gitti mi? Gitti. Değil mi? Cansu gitti. Cansu'ya sarıldı. E, Cansu'ya sarıldığına göre. Cansu'yla da Nefise gibi aynı paraleldeler yani. Cansu'yla da aynı Nefise kadar şu anda birbirlerine karşı zıt iki karakter. Yani öyle du durumda gördük. E, Cansu'ya gittiğine göre demek ki kadının Cansu'yla da problemi olmasına rağmen ona gitmiş. Nefise'ye gitmediğine göre elektrik alamamış. Ben de olsam böyle bir tavra ben de gitmem abi. Yani şahsi fikrim bu. Buyurun. Ben bu transit geçişleri çok yanlış bulmuyorum. Yani olabilir. Hani orada server bitti diye inanılmaz gevşemeye gerek yok bence. Ama şöyle bir fark var arada. Detay var. Bir, buradan Nefise'den hiçbir hareket beklemiyorum. Çünkü o sabit duran taraf gitmesi gereken ve gitmesi beklenen biri varsa o Asena olmalıydı. Sanmıyorum Asena gitseydi Nefise iterdi. Bence itmezdi. Ee, yine de ikisini eleştirmezdim. Ama son bir haftanın oyun görüntülerine bakalım. O bençlere bakalım. Biz burada bunu yayında konuştuk mu emin değilim ama o büyük kavgadan sonra, Nefis Asena kavgasından sonra ben işte oyunla ilgili işte bağcık bağlama böyle yaptım. Şurada hızlı geldim. Bak orada dikkat et tarzı cümleler hiç geçmeseydi. Gerçekten birbirlerine bakmayan iki insan olsalardı bu görüntüyü hiç eleştirmezdim. Ama daha bu haftanın içinde birbirinin bağcını bağladı yanlış hatırlamıyorsam oyundan önce. Sohbet döndü. Yani minimal sohbet tabii ki ama kanlı bıçaklı ve bu görüntüyü verme noktasındaysan yüzüne bile bakmazsın su mu istedi duymazsın. Yani çünkü bu da en az o kadar ağır bir hareket. Dolayısıyla eğer öyle bir tutum sergileselerdi kavgadan sonra bunu eleştirmezdim. Ama iki gün önce ben işte aralarında küçük de olsa ee, o kom şeyler geçiyorsa diyaloglar bunu hırsına yenik düşmek olarak adlandırıyorum. Buyurun. Ben burada ikisini de eleştiriyorum. Yani burada nefislerin <laughs> de kalkması gerekirdi. Asena da ona eltenmesi gerekirdi. Yani burada nefise kalkmadı, asena gitmedi. Asena gitmedi, nefise kalkmadı. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Hani ikisinin de e, yanlışı var. Hangisinden kaynaklanıyor bilemiyorum. İkisini de ortak görüyorum. E, ama burada asena sporcu değil ama nefise sporcu ya belki milli sporcu bilmiyorum tam e, şeyini, e, CV'sini. Belki de milli olacak bir sporcu. Yani e, bu kalibrede olan bir sporcunun bunları aşması gerekiyor. Yani Nefise'ye buradan bir abi tavsiyesi, sporun da içinden gelen bir tavsiye. Asena e o tavsiyeyi vermeme gerek yok. Asena kendini başka konularda da geliştirebilir, bu konularda da geliştirir. Ama bir sporcu şunu söylemek istiyorum, bir spor akademisi mezunu olarak... Sen yenmeyi de yenilmeyi de öğrenmelisin. Bu konularda da bunun bir spor olduğunu, bunun bir oyun olduğunu bilincinde olmalısın. Rakibini ne olursa olsun tebrik etmeyi, yensen yani de yenisen de öğrenmelisin. Bunu kendine geliştirmelisin diyorum. Ben açıkçası geçen hafta Aziz Asena tokalaşmamasıyla bu tokalaşmamayı birbirinden ayırıyorum. Çünkü Aziz ve Asena'nın Survivor hayatı boyunca birbirlerine her şeyi söylediklerini artık yani söylenmeyen hiçbir şey kalmadığı için artık bu hikayenin sonunun tatlıya bağlanması gerektiğini düşünüyordum. Ama Nefise ve Asena için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onların hikayesi son anlara doğru biraz daha harlanmaya başladı. Gerçekten hani ilk başta bir sıkıntılar vardı ama ondan sonra sükut içinde ilerliyordu. Son haftalarda tekrar evlenince Normal buldum İkisi de birbirine e, karşı herhangi bir Murat abin de dediği gibi e, davranışta bulunmadı e, e, yeltenmediler yani gönlüm yine ikisinin tokalaşmasından yanaydı İhsan'ın dediği gibi bu bir oyun abi çıkacaksın gideceksin sonuç itibariyle yani niye dosya bırakıyorsunuz ar arkanızda yolun açık olsun hakkını helal et helal olsun sen de helal et helal olsun bitti gitti ya. Bitti gitti abi ne yapacağız ya bunu na, nereye taşıyacağız bunu nereye götüreceğiz arkadaşlar? işte o yani o, zaten kimse Asena, Azize aynısını yaptı yaptılar ya biliyorsunuz zaten kimse Asena ile Nefise çıksın can ciğer olsun dışarıda birbirlerinin üstüne atlayıp zıplasınlar evet. demiyor ki ya helalleşirsin çıkarsın gidersin abi ne olacak yani bunu çok da büyütmemek lazım ya işte şey diye yaptı o da Asena Azize yaptı ya hı hı. o da şimdi onun aynısını yapmak istedi öyle yaptı Murat abicim. Selam faslına geçmiş bulunuyoruz. Buyursunlar. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Buyurun. Efendim bugünkü selamım e, Furkan muhtemelen sen de yakından tanıyorsun. Cemal abi, Cemal Ünen. Acun Meydanı'nın bütün vize işlerini hı hı. E, yapar. Herkes yurt dışına gönderir. Göndermediği Eyvallah. insan yoktur. E, onun geçen gün değerli kızı evlendi. Sevgili Arzu ve Ümitcan Güntay buradan. Onları tebrik ediyorum. Biz düğüne katılamadık, yurt dışındaydık ama e, katılamasak da buradan kutlamayı istedim. Cemal abicim sizin de gözünüz aydın diyorum. E, kızınıza ve damadınıza selamlar. Evet, Hanzadeciğim. Ben de buradan Dora diye bir arkadaşım var. Bana şimdi mesaj atmış. kartlar yollamış. Brown yaptım. Bravo. İster misin? Getireyim mi? Ceva yapmış hatta. Ee, Dora arkadaşıma selam gönderiyorum. Büyük buluşma Şubat'tan sonra. Ya öf. Çekemeyenler. Bir dakika. Bir gelir mi kamera <laughs> Çekemeyen anten taksın bizi Doracığım. <laughs> Efendim ben de AF Hayat'tan sevgili Cem Bey'e, Cem Yazıcı'ya buradan kocaman selam gönderiyorum. Biliyorsunuz biz ekip olarak e, Domine'ye gidiyoruz. İşlerimizin e, hallolmasında o kadar profesyonelce çalışıyor ki AF Seyahat ekibine buradan kocaman Selamlar gönderiyorum Cem Bey önderliğinde diyorum. Ayrıca efendim Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda sporcumuz Merve Dinçel son olimpiyat şampiyonunu mağlup ederek altın madalyası <laughs> sahip <sağlıklı. gülüyor> Merve'ye de içeri Bravo Merve. Merve. Helal olsun Merve diyoruz. Merve helal evet, olsun. Evet işaretini de yapmış işte. Biz de ona yapalım. Biz de Bravo Merve sensin. Hadi Hanzade hep birlikte. Efendim Survivor Reklamı'nın bu geceki sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bravo Merve.